Ömer amca senin köyündeyiz, Kurudere köyündeyiz. Evet. Yanında da eşin var. Tamam. Seni tanımak isterim. Kaç yaşındasın? 88 yaşındayım. 88 yaşındasın. Maşallah. Ha. Ablamın adı ne? Hatice. Hatice. Vallahi el ele oturuyorsunuz. Belli ki kendinizi birbirinizi hala çok seviyorsunuz. Ha, evet. Tamam. Tamam. Peki Ömer abi çocukluğun bu köyde mi geçti? Buyur. Çocukluğun bu köyde mi geçti? Çocukluğum bu köyde mi geçti de? Ha, bu aynı bu köyde. Aynen. Şimdi tabii senin kulakların ağır işittiği için arada bir Hatice ablam bize yardımcı olacak. Evet. Tamam. Tamam. Ömer abi çocukluğunda ne yapıyordun köyde? Ben yapmadım iş kalmadı. Çiftçilik yaptım, 30 sene hayvancılık yaptım. Orada işte yaptım diye yaptım. Her şeyi yaptık. Evet. Ha. Ama bu dinçliğini bu yaşına sonra rağmen... Sonra Ankara'da askerlik yaptım. Heh. 28 Tümen Bandası'nda borcuydum. Bak, boru, trafet, zil, gırlataydı benim dedim. Onu vermediler, algıcılardı, kalmadım orada, Ankara'da. Evet. Daha önce Ankara'da olacaktım, gitseydim. Keşke gideydin değil mi? Birinciydim bandanın içinde. Birinciydin. Kırnatayı vermediler mi sana? Buyur. Kırnatayı vermediler mi sana? Yok öyle sevmez uzmanlar diye. Şey, algoryalardı orada. Bando belinde. 28 tümen bandosu. 28 tümen tamam peki. Ömer abi işte Ankara'da askerliğini yaptın. Yaptım. Madem askerliği açtın. Ankara'da askerliğini yaptın. Köyüne döndün. Sonra evlendin. Evet. Değil mi? Çocukların var mı? Var. Kaç tane? 5 tane. 5 tane. Evet. Allah bağışlasın. 2 kız, 3 tane kız, 2 oğlan. Yanındalar mı? Yanımdalar. Tamam. Peki Ömer abi günün nasıl geçiyor burada? Hatice ablamla neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Hani öyle içimiz yok. İyiyiz. İyisiniz. Tamam. Ha. Tamam. İyi. Peki Hatice ablam sana yardım ediyor mu? Ediyor. Ben onu yardım ediyorum, o beni yardım ediyor. Çok güzel. Evet. Peki Hatice ablamla aşk evliliği mi yaptın, görücü usulü mü? İşte anlamadım bana işte. Ne dedi? Dede usulü evlilik mi yaptın dedi, şeyle evlilik mi yaptın dedi. Yani aşık mı oldun? Gördün de aşık mı oldun Hatice ablama? Ha. Yoksa biri dedi ki şurada bir kız var adı Hatice. Çok da güzel sana alalım mı dedi. Yani işte öyle işte oldu işte. Oldu nasıl? İşte. He, kısmet. Evet. Tamam. Ömer abim ekleyeceğin bir şey var mı? Yok öyle bir şeyim yok. Tamam peki ha. Ömer abi. Ha. Çok teşekkür ederim. Seni daha fazla yormak istemiyorum. Kulakların tabii ağır işittiği için ben de bağırarak konuşmak durumunda kalıyorum. Evet, tamam. Zahmet verdim sana. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Sağ olun. Efendim. Hatice ablam sana da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu, en üzgünümüz sağlık. Öğrenmek isteyeyim bu ne için oluyor diye. Bu köyünü tanıtan bir belgesel. Ha. Köyünü, Kurudere köyünü tanıtıyoruz biz. Beydan köylerini tanıtıyoruz. Bugün de Kurudere köyündeyiz. Evet. Öyle. Teşekkür tamam. ederim abim. Çok oldu, sağ ol. Oldu, sağ olun. Evet abi seni tanıyalım. Ben Mustafa Yayla, Beyda Kurudere köyünde yaşıyorum.
Burada doğdum. Kaç yaşındasın abi? 70 yaşındayım. 70 yaşındasın. Çocukluğun burada geçti. Evet. Çocukluğundan bir hikaye anlatır mısın? Nasıldı? Eskiden sulu tarım yoktu köyümüzde. Sulu tarım yoktu. Tütün yetiştiriyorduk. İhtiyaç mukabilinde hayvancılık vardı. Yani evet, öyle çok fazla hayvancılık yoktu. İdare ediyorduk. Ama o zamanlarda geçim daha kolaydı zannedersem. Evet. Yılda bir sefer tütün yetişiyordu. Bir sefer tütün parası alıyorduk. Ama herkes bahtiyardı. Herkes borcunu kapatıyordu. Bugün yılda değil de ayda para alıyoruz. Ama yine yetmiyor. Evet. Peki Mustafa abi, çocukluğun burada geçti. Evet, o dönemlerde hepimiz için geçerli aslında. Hepimiz eskiyi özlüyoruz ama okula gittin mi? Gittim. Gittin. Kaça kadar okudun? İlkokulu yarıda bıraktım. Ama ilkokulu yarıda bırakan bir insan gibi değilsin. Maşallahın var. Çok evet, güzel tane tane de konuşuyorsun. Çok da düzgün konuşuyorsun abi. Ticarette de uğraştım onun için. Evet, onun içindir. Peki Mustafa abi, şimdi çocukluğundan bu tarafa doğru geldiğimizde tabii ki her yer gibi Kurudere'de çok değişti. Dostların hala birlikte misin, dostlarınla ayrıldılar mı, buradan gittiler mi? Şimdi burası baraj sahası. Baraj sahası olduğu için istimlak oldu. İstimlak olunca herkes dağıldı. Vatandaşın bir kısmı Kiraz'a, bir kısmı Beyza, bir kısmı Ödemiş'e. Ama gittikleri yerlerde de uyum sağlayamadılar. Biz hala aynı yerimizdeyiz. Köyümüzü terk etmedik. Evet. Buradaki samimiyetliği, buradaki ahbaplığı hiçbir yerde bulamazsın. Herkes sıcakkanlıdır. Birbirini tanır. 7'den 70 herkes birbirini tanır. Ama giden arkadaşlarına muhabbet ediyoruz. Örneğin Ödemiş'te. Adamı diyorum, şimdi tekrar köye gelsen, istimlak yeniden olsa gene gelir misin diyorum. Hayır, gelmem diyor. Neden diyorum? Ya kahveye giriyorum diyor. Selam aleyküm diyorum diyor. Kimse benden yanına bakmıyor diyor. Evet. Bizim burada evet, öyle değil ki. Anladım. Herkes birbirini tanıyor. Tarlada çalışan adamı, kenardan geçen adam elini kaldırır, bağırır, selam verir. Evet. Kolay gelsin der. Evet. Yani öyle bir samimiyet. Ya aslına bakarsan Mustafa abi, dönemimizde maalesef bu samimiyetler dediğin gibi büyük şehirlerde kayboldu ama küçük evet, yerlerde, köylerde dediğin gibi hala devam ediyor. Peki evlisin. Evliyim. Yenge de senin yaptığın işte sana yardımcı oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Kaç oluyor, tane çocuk var? 3 tane. 3 tane. Allah bağışlasın. Peki yengeyle görücü usulü mü evlendi? Şimdi ben ikinci evlilik yaptım. Tamam. İlk hanım vefat etti. Evet. Hastalandık. Daha sonra ikinci evlilik yaptık. Hı hı. Ondan yaşıyoruz. Aşağı yukarı 15 senedir. 15 senedir. Ondan yaşıyoruz. Devam ediyoruz. İyi, çok güzel. Peki Mustafa abi, seni çok da yormak istemiyorum. Kurudere'ye gelen insanlar nesi için gelsinler? Yani köyünü bize anlat dediğimde nasıl anlatırsın? Az önce anlattığım gibi samimiyetlik, dostluk. Yani buraya gelen bir insan 3-5 kişiyle oturdu muydu, burayı unutamaz. Gittiği yerde burayı ara. Yani evet, buradaki bağlılık başkadır yani. Mustafa abi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sağ ol. Bizi katkı sağladın belgeselimize. Evet. Çok teşekkürler. Sağ ol. Thank you.
abla, bizi evinin avlusunda ağırladın. Çok teşekkür ederim öncelikle. Seni bir tanıyalım ablacığım. Kaç yaşındasın, neler yapıyorsun? 73-74 yaşındayım. 73 yaşındasın. Ha. Peki Fatma abla, yalnız mı kalıyorsun? Burada arkada bir abimiz var. İşte bir abim var, bir de kızımın oğlu var. Hı-hı. İşte onunla birlikte kalıyorsunuz. Birlikte kalıyoruz. Tamam. Anladığım kadarıyla arkadaki abimiz biraz rahatsız. Kendi abin, ona bakıyorsun. Bakayım. Allah senden razı olsun tabii ki. Amin. Bu zamanda çok büyük bir nimet bu. Peki Fatma abla, sen buranın kızısın, burada büyüdün. Evet. Okula gittin mi hiç? Gitmedim. Hiç gitmedi. Gitmedim. Okul yazmam yok. Tamam. Çocukluğun nasıl geçti burada? Çocuğum burada, işte burada adamla buraya ev yaptırdık. Gurdert durduk uzma evvela. Kızanken oradaydık. Sonra kızanlamı aldı, buraya göçtük. Evimizi yaptırdık, burada durduk. Ha, tamam. Şimdi ben şöyle özetleyeyim. Burası babanın yeri. Babamın yeri. Sonra evlendin. Kaç yaşında evlendin? Vallahi. Küçük büyüdün. 14-15 miydi? 2 yaş, 3 yaş büyüttüler yaşımı. Ha, evlenmen için. Tamam, yine bir 15 yaşında falandın zannediyorum. Peki Fatma abla, anladığım kadarıyla sonra eşinle buraya siz bir ev yaptınız. Babanın arsasına, baban, tabii kamera arkasında konuştuk biz bunları. Sen bir yaşındayken mi babanı kaybettin? Bir yaşındayken. Babanı tanımadın. Bilmiyor. Evet, tamam. Ama sana koskoca bir miras bırakmış, bir toprak bırakmış. Benim kızım mağdur olmasın diye. Sen de eşinle birlikte buraya ev yaptın ve burada yaşadınız. Yaptım. Peki eşin hayatta mı? Yaşamıyor, çok oldu o. He, çok 30 seneden geçti. He, amca da öldü. Peki. Yaşamıyor. Sen neler yapıyorsun bir gün? Yani sabah kalktın yataktan. Sabah kalktım, bir malım meşedim. Yok, 3 tohum vardı, onunla eğleniyor işte öyle. Öyle. Ha. Tamam. Evde. Koşlar onlar gidiyor oturmaya. Komşuculuk var tabii. Koşum var. Hala burada. Ha. Canın sıkılıyor mu peki? Öyle sıkılsın, onun boğaş evine gidiyor. Tamam. Peki Fatma abla, sana bir şey soracağım. Şimdi genç olsaydın eğer, okunmak ister miydin? Gittim gitmesinde hiçbir şey bilemedim. Hmm. Bilemedim. Evet. Ha. Çok da üzerinde durmadın. Bilemedim. Evet. İşe olmadı, kafam yatmadı. Anladım, anladım. Peki Fatma ablacığım, şimdi tabii yani belirli bir yaşa geldik. Ama bundan öncesinde sen ne gibi şeyler yapıyordun? Yani evlenmeden önce ya da evlendikten sonra kaç yıl evli kaldın abiyle ölmeden? Yani 10 yıl mı, 15 yıl mı evli kaldınız? Vardır, epey vardır. 52 yaşında öldü. Öyle mi? Hı. Yani yine bir 40 küsür yılınız birlikte geçti. Hı. Tamam. Kaç tane çocuğun var? 5 deneydi. İşte 2 de öldü, 3 kaldı. Özlüyor musun evlatlarını? Özlemem. Değil mi? Her bayramda şey ediyor. Mezarlarına gidiyorsun. Gidiyor. Ziyaret ediyorsun. Aynı böyle olmuş gibi oluyor. Öyle mi? Değil mi? Allah sana kuvvet versin. Zordur tabii. Amin. Evlat tasası daha zor. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Peki ikisinin de mezarı burada mı? Gurdert'e kaldık öyle. Oraya gidiyoruz. Tamam. Damatım götürüyor. Ha, Allah razı olsun ondan da. O kolluyor beni, işe ediyor. O ne desem hiç hayır demiyor. Damadın mı? Demin biz de gördük, traktörün üstündeydi. Biz de gördük yolda. Allah ondan da razı olsun değil mi? Seni yalnız bırakmıyor. Bırakmıyor. Her zaman geliyor. Turşyasını buraya gömüyorlar. Evet. Gelip gidiyorlar, işe ediyorlar. Evet, evet. Peki, tabii hayatın şu anda anladığım kadarıyla çok da kolay değil. Yani yatalak bir abin var, ona bakıyorsun. Ona bakıyor. Sen de çok genç değilsin. İşte, ama tabii hayat bu. Hepimize başka şeyler veriyor, başka şanslar tanıyor. Benim boyun da büyüğümün büyüğü. Evet, en büyük abin yani. O da öteki, bunun benim büyüğüm öldü. Ha. Bu en büyüğümüz. En büyük abin bu. Evet, ailesi yok mu?
öldü. Ha, ailesi. İşte ailesi öldü, azık durdu. Hı hı. Geldi buraya. Orada nasıl duracak? Tabii. Ha. Vallahi melek gibi kadınsın. Allah razı olsun. Bir de kayınvalideme mi baktım demiştin? Şeye. Annene mi? Anneme baktım. Hı hı. Kaç sene baktın ona da? O da var, 20 sene vardır. 20 senede ona baktın. Kayıntam baktım. Hı hı. Onu da şey ettim. Vallahi Allah ne istiyorsan versin sana. Amin. Çok iyi yürekli bir kadınsın. Tabii burada anlatamayacağımız bazı şeyleri de kamera arkasında konuştuk seninle. Allah ömrünü sağlıklı ve uzun ömürlü yapsın. Amin. Fatma ablacığım. Söyleyeceğim bir şey var mı? Ne diye? Canım benim. Peki ablacığım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ ol. Muhtarım Kurudere Köyü'ndeyiz ve buranın muhtarı olarak sizi önce bir tanıyacağız. Sonra da köyünüzle alakalı bir şeyler soracağım. Bir tanıyalım. Tabii ki ismim Muhammed Çakıcı. Kaç yaşındasınız? 45 yaşındayım. Kaçıncı dönem muhtarlık? İkinci dönemimi yapıyorum. Çok güzel. 2014'ten bu tarafa işte ikinci dönem yapıyorum. Gelecek dönemde de aday mısınız? Nasip inşallah. Tamam. Belli ki vatandaş sizden memnun. İki dönemdir yapıyorsunuz. Sağ olsunlar. Çok güzel. Peki muhtarım, kaç hane var köyünüzde? Yaklaşık 150 hane. 150 hane. 150 hane. Bu peki 150 hanenin kadın erkek oranını biliyor muyuz? Şöyle yarı yarıya civarı. Civarında. Peki evet. Kurudere Köyü'nün köylüleri ne işle uğraşıyorlar? Geçim kaynakları nedir? Bizim geçim kaynağımız hayvancılık. Yani büyükbaş hayvancılık. Yani birinci işimiz bu yani. Evet. Kazancımız bu. Büyükbaş hayvancılık. Süt üzerine. Hı hı. Bu iş yapıyoruz. Peki muhtarım, arkanızda zeytin ağaçları görüyorum. Zeytin, yemiş, çiftçilik yönünden gelişmiş mi burası? Çiftçilik yönünden biraz kırsal bir bölgeyiz. Yani su yönünden biraz sıkıntılıyız ama zeytin yetişiyor. Yemiş o kadar değil yani. Ama kendi yağımızı yani kavruluyoruz. Evet. Yani zeytinden yani, kendi yağımızı en güzel alıyoruz. Tamam. Oradan bir sıkıntımız yok yani. Peki Kurudere köyünde bugün de çok sıcak bir havada çekim evet. yapıyoruz. Hayvancılığı nasıl etkiliyor? Yemişleri ya da zeytini nasıl etkiliyor? Bunun için kaynaklarınız, anladığım kadarıyla Beydan bütün köyleri hemen hemen aslında kendini döndürecek alt kaynaklara sahip. Burası evet. da öyle mi? Evet, aynı. Yani bir şekilde uğraş veriyoruz, çabalıyoruz. Ya su yönünden sıkıntımız yok, doğru mu? Su yönünden şöyle yani biraz var tabii ki. İçme evet. suyundan sıkıntılarımız var. Evet. Bir de biz göç verdik. Bir baraj oldu bizde burada. Evet. Yani köyümde bir üst bölgeye yerleştik. Yeni yerleşim yerleri yaptık. Biraz orada sıkıntılar yaşadık. Evet. Arazi yönden biraz sıkıntılarımız var. Yani doğru. DS'yi geçti artık baraj olduğu için biraz evet. yerlerde sıkıntı yaşıyoruz yer olarak. Tabii yani eski yere baraj oldu ve eski yerden bütün hanelerin başka bir yere evet, yerleşmesi bir zaman geçtik. Aldı. Tabii. Evet, tabii ki. Tabii ki. 2010'da tabii, baraj oldu. DSİ tarafından bir barajımız var, Beyda Barajı. Evet. Bir üst kotaya geçtik, tabii biraz uğraş verdi. Evet. Peki muhtarım, dışarıdan gelen biri senin köyüne niye gelsin? Yani köyünün reklamını nasıl yapabiliriz? Ne diyebilirsin köyünün hakkında? Suyu mu, insanları mı, doğası mı? Vallahi insanlarımız
gerçekten çok iyi. Yani dıştan gelen herkese kucak açıyoruz. Gelen zaten geri gitmiyor. Yani öyle bir. Değil mi? Çok öyle. Sağ ol. Yani çok duyarlı, çok içten insanlarımız sağ olsun. Evet. Bugün de çekim yaparken zaten köyün aslında çok işlek olduğu belli hayvan ürünleri bakımından. Bir ara çok fazla kayıt durmak zorunda kaldım. Motorlar, traktörler, yemler, şunlar bunlar. Gerçekten hızlı süreç geçiren ve hızlı gün yaşayan bir köy. Verimli de bir köy anladığım kadarıyla. Muhtarım söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, sağ olun. Var olun, hoş geldiniz. Çok emeğinize sağlık. Çok mersi. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimleydiniz. Çok sağ olun. Size sağ olun.